Mustafa Ege Gürtürk beyaz, elinden şahına siyah. Hemen... Ondan sonra da şey yap. Baş oynayın, dikkatli oynayın, düşünerek oynayın. Chaturanga Satranç Kulübü'nü kardeşimle beraber, Metehan Deniz'le beraber kurduk. Burayı kurmamızdaki amaç öncelikle Elazığ'daki satranç kültürünün daha da yaygınlaşması, daha çok sevilmesi. Böyle yaşlı, genç, çocuk, aile hepsi bir arada gelip burada satranç oynayabilmesi için bir konsepte yaptık burayı. Hem burada eğitim veriyoruz, hem aynı zamanda baba oğul, dede torun, genç yaşlı hepsi bir arada satranç oynayabiliyor burada. Böyle mini turnuvalar düzenliyoruz. Chaturanga Satranç Kulübü konsept itibariyle hem teorinin hem de pratiğin bir arada olduğu, hem oyun hem de eğitim bir arada olduğu konsepte Doğu ve Güneydoğu'da ilk ve tek. O yüzden burada biz satranç severleri hep herkesi buraya davet ediyoruz. Gelsinler burada güzel aile ortamı, güzel bir şekilde gelip burada satranç oynayabilirler. Kendilerini geliştirebilirler. Burada çok güzel bir atmosfer var. Hafta sonları kurslarımız oluyor. Salı ve Perşembe günleri, bugün Perşembe günü ve şurada gördüğünüz gibi mini turnuvamız oluyor. Salı ve Perşembe günkü turnuvalarımızda amaç çocuklara pratik kazandırmak. Burada her yaştan oyuncular bu turnuvalarımıza katılabilir. Önemli olan ilimizde satrancı geliştirmek, yaygınlaştırmak. Burada hem teorik eğitimler hem pratik yapma imkanı var. Burada satranç kursunun yanında oynanacak güzel bir atmosfer var kafe tarzında. Hafta sonları yani öğrencilerimiz, yetişkinlerimiz, çalışanlarımız her zaman gelip satranç oynama imkanı mevcutlar. Burada mini turnuvamızda anne kız, baba oğul, her yaştan kişiler burada maç yapıyor. Turnuvalarımızda bunun örnekleriyle sık sık karşılaşıyoruz.
Ve bu da hem ailede de satrancın gelişimine olan katkısı daha fazla oluyor. Burada satranç oynuyoruz, çok eğleniyoruz. Zamanımızı da geçiriyoruz. Eğlenceli. Anlat bakalım, nasıl oldu? Mesela Metehan Hoca ile oynadığım zamanlar her zaman böyle dikkatsizlikten oyunumu veriyordum. Her zaman oyuna ilk başladığımda kötü oynuyordum. Daha sonra kendimi iyileştirdim. Yani devamını getirebiliyorum artık. Çok zorladılar beni. Tabii sonucu da yenilmek oldu. Ama eğleniyorsunuz. Yani güzel. Ne yapıyorsunuz? Bu saat. Ne yapıyorsunuz?